Yeni bir mecradan merhabalar. Sinan Ok ile birlikteyiz. Yeni bir mecranın yazarı ve İslam uzmanı Sinan Ok bize bugün açıklanan işsizlik verilerini değerlendirecek. Ardından iş dünyasıyla ilgili, daha doğrusu İslam'la ilgili diğer konularla, güncel konularla devam edeceğiz. Hoş geldin Sinan. Merhaba İlhan Hocam. Kolay gelsin diliyorum. Sağ olun. Bugün TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. %13,8 dedi Ocak ayının işsizlik rakamları. Şimdi o oranlarda eser var mı? Söz sende. Şimdi siz de ifade ettiğiniz 13,8 oran geçen yıla göre 0,9 azalmış görünüyor. Yani görece Ocak ayında geçen yılın olacağına göre iyiye doğru bir gidişatın işaretlerini alıyorduk. Bildiğiniz üzere piyasada bir güvensizlik hakimdi, belirsizlik hakimdi. Yani Türkiye 2018 Brunson krizinden sonra yaklaşık 18 aydır süren bir krizin içerisindeydi. İşsizlik oranlarının artık %13-14 bandına yapışması da oradan hareketle olmuştu. Ama 2019 yılının son çeyreğinde iyi bir iyileşme işaretleri başlamıştı. Yani sanayi üretim endeksinde ve dördüncü çeyrekte bir artış görülmüştü. Maalesef bu iyimser diyebileceğimiz işaretler pandemiyle birlikte kötüye gitti. Fakat Ocak verilerinin ayrıntılarına baktığımızda aslında evet, onu açmanızı isteyeceğim. Hala iyi olmadığını gösteren birçok veri var. Geçen yılın aynı dönemine göre nüfus, 15 yaş üzeri nüfus 1 milyona yakın artmış. Yani nüfus artışı devam ederken iş gücü azalışı yaşanmış olması, yaklaşık 200 bin kişilik bir iş gücü azalışı var. Yine istihdam oranında az da olsa 0,5 puanlık bir azalış var ama istihdam azalışının devam etmesi aslında krizin devam ettiğini gösteriyor. TÜİK verileriyle SGK verilerini kıyasladığımızda sigortalı sayısında da azalışın devam ettiğini görüyoruz. Şu an 2020 yılının ocağındaki sigortalı sayısı 2017 yılının ortasındaki sayıya eşitlendi, düşerek. Yani bu kötüye gidiş sistemin yapısal bir kriz içerisinde olduğunu zaten gösteriyor. İşsizlik oranları evet biraz bu geçen yıla göre düşmüş olabilir ama sayılar gençler için 1 milyon 170 bin bandında, genel için 4,5 milyon bandına çok yakın. Yani Türkiye'nin yapısal işsizlik krizi zaten vardı. Çok derin bir şekilde devam ediyordu. Bugün açıklanan veriler de onu gösteriyor. Yine kadınlarda yüksek olan oran zaten genel oranın hep üzerinde. Ben her konuşmamda neredeyse değindiğim bir konu var. Bugün yine %31 olarak açıklanan kayıt dışı istihdam oranı çok kritik. Evet. Bunu önümüzdeki dönemi etkilediği için de daha çok konuşacağız. Yani şu an açıklanan paketler, alınan tedbirler, verilen teşvikler o %31'lik yani yaklaşık 9,5-10 milyon bandında olan istihdamı hiçbir şekilde etkilemiyor. Onların dünyası bambaşka. Onlar hiçbir yasanın, paketin, teşviğin kapsamında değiller maalesef. Yani hükümetin açıklanmış olduğu minimum tedbirlerin hiçbirisi bu %31'lik oran, yani 9,5-10 milyon insanı etkilemiyor mu? Onu mu demek istediniz? Yani şöyle söyleyeyim, kayıt dışı istihdam dediğiniz zaman işe alınırken herhangi bir yasanın dikkate alınması, işten çıkarılırken de herhangi bir sözleşmenin dikkate alınmaması demek aslında. Vergisinin her şey ödenmesi. Keyfiyet, her şey keyfiyet, öyle mi? Sigorta priminin ödenmesi. Yani keyfiyet de söz konusu. Aslında yüksek işsizlik oranları işçileri bu koşullarda çalışmaya zorluyor. Yani insanlar bazen, evet, işçiler bile bunu tercih edebiliyor. Çünkü emeklilik yaşını siz 60'a 65'e yükselttiğinizde işçi sigortalı çalışmayı tercih etmeyip oradaki sigorta priminin işverence kendisine bir miktar vermesini kabul ediyor. Çünkü kırışıyor. Ücret düzeyleri maalesef onu gerektiriyor. Yani ücret düzeyleri, evet, asgari ücret de dahil açlık sınırının altında kalmış, yoksulluk sınırının çok uzağında. Yani bu koşullarda o %30'dan fazla olan kayıt dışı, sigortasız, güvencesiz istihdamın önümüzdeki dönemi de çok zorlu geçecek diyebiliriz. Peki Sinan,
İşsizlik böyle ama bir de hep konuştuğumuz bir geniş tanımlı işsizlik var. Yani iş aramaktan umudunu kesmiş ya da uzun süredir aramış ama bitap düşmüş insanlar var. Bu oran nedir bugün açıklanan verilere göre? Şimdi iş gücüne dahil olmayan nüfus zaten istihdamdan daha çok. Yani iş gücüne dahil olmayan nüfus dediğimiz nüfus 30 milyon iken Türkiye'de istihdam 27 milyon. Yani bu 30 milyonun içerisinde iş aramayıp çalışmaya hazır olanlara baktığımızda 2 milyon 786 bin insan var. Bunların yaklaşık 1 milyonu iş bulma ümidi olmayanlar. Yani iş bulmaktan artık bıkmış, iş aramaktan vazgeçmiş ama iş olsa yaparım diyen bir kitle. 1 milyon böyle, yaklaşık 1,5 milyon, 1,7 milyon da diğer sebeplerle iş aramayıp ama iş olsa yaparım diyen nüfus. Yani siz 4,4 olarak açıkladığınız işsizlik oranına aslında buradaki 2,7 milyonu da eklemeniz gerekiyor. Bu da Bu yine durumda %18-19 bandında olan bir geniş tanımda işsizlik tanımını ortaya çıkartıyor. Yani Türkiye'de çalışma çağında olan, iş gücü içerisinde veya çalışmaya hazır her 5 kişiden birisi şu an atıl durumda, işsiz durumda diyebiliriz. Gençlerde ve kadınlarda tabii bu oran daha da yükseliyor. Sinan, geçen gün edinmiş olduğum bir veriye göre, bir saha araştırmasına göre özellikle bölgeler arası işsizlik konusunda çok ciddi bir fark var. Örneğin kadın istihdamında, daha doğrusu kadın işsizliğinde özellikle en dipte olarak kabul edilen Siirt, Batman, Mardin, Şırnak gibi illerde %87 gibi bir rakamdan söz ediliyor. Bu gerçek mi? Yani bu kadar vahim bir durum mu? Var mıdır böyle? Şimdi TÜİK'in açıkladığı en son 2019 yılı için bölgesel düzeyde işsizlik oranlarını açıkladı. Ve resmi olarak GAP bölgesinde %42-43 olan kadın işsizlik oranları var. Yani bu geniş tanımlı değil. Dar tanımlı işsizlik oranı %40-42 olan kadın işsizlik oranları var. Şimdi bunu geniş tanımlıya yaydığımızda yani iş aramaktan vazgeçenleri veya iş olsa çalışırım diyenleri eklediğimizde, mevsimlik çalışanları eklediğimizde, emeklilerden çalışanları eklediğimizde o dediğiniz oranlara yaklaşan oranlar değişik düzeylerde var. Yani bölgeden bölgeye değişmekle birlikte şimdi bu %40-50 dediğimiz zaman her iki kişiden birinden bahsediyoruz. Yani Evet. bu oranların yüksekliği çok çarpıcı. Sinan, TÜİK bu aylık istatistikleri, aylık verileri hane halkı iş gücü araştırma anketine dayandırıyor bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ve her ay bunu tekrarlıyor ve bir önceki yılla aylarla kıyaslıyor. Şimdi sokağa çıkma yasağı var, pandemi var. TÜİK bu araştırmasını sürdürebilecek mi? Biz önümüzdeki aylarda Şubat'ın, Mart'ın, Nisan'ın verilerine ulaşabilecek miyiz? Açıkçası şu an hem anketörlerin sağlığı hem de şu belli yerlerde ulaşımın da kısıtlanmış olması nedeniyle bu konunun açıklamaya muhtaç olduğunu ben de düşünüyorum. Henüz TÜİK'ten bir resmi duyuru kamuoyuna yansımadı. Bu çalışmaların nasıl yürütüleceği netleştirilmedi. Yani belki web tabanlı, belki telefon üzerinden. Çünkü hane halklarının adresleri belli. Belki bir dönem bu yöntemle devam ettirilebilir veya açıklanamayabilir. Çünkü yöntem değişikliği verilerin kıyaslanmasını çok güç kılacak. Yüz yüze yapılan anketlerle, telefonlarla ya da web tabanlı yapılan anketlerin sonuçlarını kıyaslamak mümkün olmayacaktır. Şu anda TÜİK'in bu konuda bir açıklaması yapması lazım. Kamuoyunu aydınlatması atması lazım. Ben bildiğim kadarıyla böyle bir açıklaması yok. Yani sitesinin müdavimlerinden biri olarak söylüyorum. Bu konu açıklanmaya muhtaç. Şu an hem anketörlerin sağlığı hem de pandeminin yayılmaması için herkes evde kal diyorsa anketörlerin sağlığını düşünerek onların da tedbirleri alınarak eğer öyle bir şey yapılacaksa yapılması gerekiyor. Yani bu durumda önümüzdeki aylarda TÜİK bu salgın dönemindeki işsizlik verilerin erişiminde
dükkanı kapatabilir. Yani zaten şu an birçok hizmet şey yapılmıyor. Yani COVID-19 salgını nedeniyle bilişim personeli alımı yapılmış. Ben şu an bu arada sitesini kontrol ettim. Belki dediğim şekilde bir girişim olabilir. Fakat anketlerin yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir şey yok, açıklama yok. Bu konuda da kamuoyu aydınlatılmalı. Yani çünkü çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Sayılar çok önemli. Mesela diğer ülkeleri de işsizlik başvurularını ve işsizlik sayılarının ne olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye'de şu an ne İşkur ne TÜİK bizim son bir ayda kaç işçinin işini kaybettiğine dair bir verisini görebilmiş değiliz. Tahminler var. Kısa çalışma başvuruları var. Ama biz bilmiyoruz. Yani istatistik olmadan da bir değerlendirme yaptığımızda tamamen göreli tahminler oluyor. Yani bu sağlıklı bir analiz için gerekli olduğu gibi sağlıklı politika ve tedbirlerin alınması için de gerekli. Yani Türkiye'de siz kaç hanede, kaç yeni ilave işsizin ortadan çıktığını bilmiyorsanız hangi tedbirleri, hangi hanelere, hangi miktarda uygulayacağınızı da bilemezsiniz. Yani evet. Bu sadece biz araştırmacıların ihtiyacı değil, politika uygulayıcıların da merak etmesi gereken bir soru. Bu veriler nasıl toplanacak, nasıl değerlenecek? Muhtemelen ulaşıyorlardı, ana hatlarına ulaşıyorlardı. Evet, peki bütün muhalefet, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, daha doğrusu iş dünyasından çok sendikaların bir çağrısı var. İşten çıkartmaları yasaklayın diye, en azından bu salgın döneminde yasaklayın diye. Hükümetin bir hazırlığı var. Bu hazırlıkta işten çıkartmalar yasaklanıyor mu? Açıkçası dün başka Aziz Çelik başta olmak üzere birçok hocamız yazdı. Ortada bir yasaklama söz konusu değil, erteleme söz konusu diyebiliriz en hafif tabirle. Ayrıca ben daha AKP iktidarından yani biraz kuşkucu bulabilirsiniz ama emeğin lehine bir şey çıkmadığını deneyimleyerek, yaşayarak gördüğüm için burada da kısa çalışma ödeneğini boşa çıkarma ve işverenin yükünü hafifletme girişimi olarak görüyorum ben. Gelen nasıl? Taslak henüz taslak olduğu için net bir şey söylemek tabii ki mümkün değil. Ama şu sorunumuz var. Bizim şöyle bir durum söz konusu. İktidar bu tasarıyı öncelikle net bir şekilde kamuoyuna sunmalı ve değişikliğin kapsamını bize söylemeli. Mesela şu soru henüz yanıtsız. Kısa çalışma ödeneği koşullarını yerine getiren işçiler bunu kapsamında mı değil mi bilmiyoruz. Tahminler var ama net değil. Bunun netleştirilmesi lazım ve eğer kısa çalışma ödeneği alma koşulları olan bir işçi varsa mutlaka kısa çalışma ödeneği almalı. Neden? Çünkü kişisel olarak daha az para alma riski var. Ücretinin kaybı zaten çok fazla. Bu şekilde olması durumunda ise minimum 575 TL daha az alacak. Şimdi milyonlarca işçiden bahsediyoruz. Bu birincisi. İkincisi işverene bir yol gösteriyor. Yani işveren diyor ki sen ücretsiz izne çıkarabilirsin diyor. Bugüne kadar bu tartışmalıydı. Artık net bir şekilde ve faturasını da işverene kesmiyor. Yani fatura yine işsizlik fonuna dönecek tahminler ettiğiniz üzere. Böyle bir durum söz konusu. Yine şöyle de bir sorun var. Şu ana kadar zaten işten çıkarılan çıkarıldı. Yani çok net hep ifade ettiğim bir başlık var. MEB'deki ücretli öğretmenlerden şu an işte kalan sayısıyla ilgilenecekler. Mesela işten çıkarılmış ücretli öğretmenleri geri alacaklar mı? Bu sayı çok fahiş bir sayı. On binlerle ifade edilen bir sayı. 92 bin civarında ücretli öğretmen vardı. Öyle rakam hatırlıyorum. Sayı öyle fakat işten çıkarılan sayısı tümü işten çıkarılmış değil. Ama büyük bir miktarda işten çıkarılma yaşandığını biliyoruz. Gözlemliyoruz. Etrafımızda var. Bunların tekrar işe alınıp alınmayacağı ya da bunların ücretli izinde olup olmayacağı, ücretsiz izinde ama işsizlik fonundan fonlanacak şekilde olup olmayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi afaki bir taslak üzerinden konuşacak durumda değiliz. Fakat uygulamayı görüyoruz. Yani ücretli öğretmenler gibi rehabilitasyon öğretmenleri, bu özel bakım evlerinde sözleşmeli çalışanlar zaten güvenceli çalışmadıkları için başta da söylemiştim. Kayıt dışı, sigortasız, esnek, güvencesiz çalışan on binlerle hatta on milyonlarla ifade edilen istihdam
bu koşullarda ne kısa çalışma ödeneği alabiliyor ne de bu ücretli izinden yararlanacak. Ama başlığımız ücretsiz izin olduğu için bu 25'e 2 denilen açık kapı da var. Yani 25. maddenin ikinci başlığına baktığımızda ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller. Şimdi bu hallerin bu süreçte nasıl denetlenip denetlenmeyeceğini de bilmiyoruz. Yani işveren herhangi bir nedenle atıp bu kapsamda attım diye beyan ettiğinde ki bugüne kadar çok yaşanmış bir sürü davası devam eden iş hukuku alanında davası devam eden bir sürü vaka var. İşverenlerin bu beyanını kim denetleyecek? Şu an kısa çalışma ödeneklerinin başvuruları bile beyana dayalı yapılıyor. Yani koşulları tutan tutmayan birçok işveren başvuralım bakalım ne olacak şeklinde başvurmuş durumda ve bu başvuruların geri dönüşleri de çok gecikti. Yani normalde 60 gün gibi bir süre var ama 60 günün sonunda siz bu işletmeleri artık kurtaramazsınız. İşçileri kurtaramazsınız. Bakan açıkladı, Sayın Bakan açıkladı. 60 gün içerisinde döneceğiz diye. 60 gün korkunç bir süre. Burada biz artık günlerle, saatlerle yarıştığımız bir çabanın içerisinde olmalıyız. Bu iş niye gecikiyor? Niye işverenlere dönüş bu kadar zor? Yani işverenler dediğimiz aslında işçilerden bahsediyoruz. Kısa çalışma ödeneklerinin başvurularını işverenler yapıyor ama ödemeler işçilere yapılıyor. Burada yaralanıcı şey, evet. 2-3 nedenle gecikiyoruz. Birincisi bütünlüklü bir politika yok. Mesela bu ücretli izin meselesinin kısa çalışma ödeneğiyle birlikte açıklanması gerekiyor. Ta başından denilecekti ki kısa çalışma ödeneği hakkı kazananlar kısa çalışma ödeneğinden, kazanmayanlar ise bu ücretsiz izinle kapsamında yararlandırılacaktır denilip başvurular yani bu şekilde alınması gerekiyor. Bunu bir açabilir misiniz? Yani bu hakkı kazanamayan örneğin 450 gün sigortalı, son 450 gün sigortalı çalışmıyor olmak gibi. Evet. Kısa çalışma ödeneğinin koşulları çok net. Yani sizin iş yerinizde işveren olarak çalışanlara baktığınızda 450 gün primi birikmiş olanlar ve son 160 gün sizin iş yerinizde çalışanlar için siz kısa çalışma ödeneği başvurusu yapabilirsiniz. Ama birçok iş yerinde bu koşulların yerine getirilemediğini biliyoruz. Yani Türkiye'de sigortalı sayısı zaten 14 milyon bandında. Bunların 14'te biri muhtemelen ya bu koşulları yerine getiriyordur ya da getirmiyordur. Yani 1 milyon civarında, 1,5-2 milyon civarında bir kısa çalışma ödeneği koşullarını yerine getiren kitleden söz ediyoruz. Ancak bunların gerisinde kalan yaklaşık 9-10 milyon çalışan ise de son 2 ayda iş değiştirdiği için son 3 yılda 450 gün primi toplayamadığı için, kayıt dışı çalıştığı için, son 2 ay içerisinde işten bir şekilde ara verdiği için ya da iş yeri değiştirdiği için kısa çalışma ödeneği yararlanıcısı olamayacaktı. İşte bu başlıkta olanlara ta başında ücretsiz izin diye bu uygulamanın açıklanması gerekiyordu. Şu an bu taslakla bir karmaşaya yol açıldı. İşverenler önemli bir bölümü tüm çalışanları için başvurdu. Koşulları tutsun veya tutmasın. Hatta şu anda işletmesini kapatmayıp bu kısa çalışma ödeneği içinden yararlanmak için başvuran işverenler var. Yani gerekli bilgilendirme yapılmadı birçok işverene ve bu hengamede şu an kim hak ediyor, kim hak etmiyordan öteye kim başvurdu, kim başvurmadı, kimin başvurusuna geri dönüş yapıldığı tartışması yapılacak. Ve bu tartışma işçinin lehine bir tartışma değil. İfade ettiğim gibi kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için ücretsiz izin düzenlenmesi olumlu bir düzenlemedir. Ama KÇE koşullarını yerine getirenlere mutlaka KÇE ödeneği verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yine işçilerin kaybı olacaktır. Tüm bunlar da İşkur'un, daha doğrusu işsizlik sigorta fonundaki kaynaklar üzerinde konuşuyoruz tüm bunlar için, değil evet. mi? Bütün yani başka kamuda bütçeden bir oraya ayrılan bir para yok, öyle mi? Şu anda bütün fatura işsizlik fonuna çıkartılmaya çalışılıyor. Zaten yıllardır bu böyle. 2001 krizinden sonra, 2008 krizinden sonra ve bu krizden sonra bütün fatura işsizlik fonuna çıkarılmaya çalışılıyordu. Şu anda da KÇE ödemeleri, işsizlik ödemeleri, asgari ücret teşvik ödemeleri, işverenlere bu stajyer ödemelerinin tümü işsizlik fonundan yararlandırılarak. Peki,
Evet, Sinan, şunu da sormak istiyorum. İşsizlik sigorta fonunda bir yerde bir kasada para beklemiyor anladığım kadarıyla. Bu paralar nakit olarak nerede bulunuyor ve bu paralar nasıl değerlendiriliyor? Bu çalışanların, işçilerin, daha doğrusu işsiz kalmış olanların hakkı bu anlamda etkin bir şekilde korunuyor mu? Şimdi şöyle, burada da kafa karışıklığının nedeni yine kamuoyunun doğru aydınlatılmaması. İşsizlik fonunun gelirlerine baktığımızda çok temel kalemleri var. İşçinin priminden kesilen kesintiler. Bunun %1'i, %2'si, %1'i şeklinde işçi, işveren, devlet adına kesildiği iddia ediliyor. Fakat gün sonunda baktığımızda bu işçinin ücretinden kesilen primdir. Yani bu gelir kısmı. Gider kısmına baktığımızda ise işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, ya kısa çalışma dediğimiz bu çalışma ve annelik izninden dolayı yarım gün ödeneği. Bunların tümü işsizlik fonundan sağlanıyor, giderler. Fakat en temel kalemlere baktığımızda, yani mesela işsizlik ödeneği toplam harcamaların %30'unu oluşturuyor. Bir yanda işte 4,5 milyon işsiz var. Ama bunların çoğu zaten yararlanamıyor. %80-85'i hiç yararlanmadı bugüne kadar bu fondan. Bu yararlananların harcamasına baktığımızda ise %30'unu, bu toplam giderlerin %30'unu oluşturuyor. İfade ettiğiniz sorunun, yani bu fon var mı? Gerçekten bu sorunun çok sık soruluyor bu aralar. Çünkü şöyle bir fon ayrıntısı var. Fonun mevduat olarak, yani para, somut para olarak ifade edilen kısmı 8-9 milyar bandında, gerisi ise tahvil olarak hazineye borç verilmiş. Yani hazine piyasadan iç borçlanmadan ya da dış borçlanmadan yapacağı borçlanmayı fona borçlanarak yapmış durumda. Ben bu tartışmanın doğru bir tartışma olmadığını düşünenlerdenim. Bu para işçinin parasıdır. 131 milyar şu an için elde kalan bu. Yani yıllar içerisinde 80 milyar amaç dışı kullanıldı. Tam 2010 yılından bugüne bahsediyorum. 80 milyar TL işsizlik ödeneği dışındaki kalemlere harcandı. Dolayısıyla zaten ortada bir israf ve kötü yönetilen bir fon söz konusu. Kötü yönetimini de somut örneklerle açıklayabilirim. Mesela GAP'a 11,5 milyar borç verildi geri ödenmek şartıyla, 2011 yılında henüz gelmiş değil. Yine kamu bankalarına 12 milyarlık bir sermaye aktarımı yapıldı. Henüz bunun geri bir ödenmesi yapılmış değil. Toplum yararına program adı altında ne olduğu belli olmayan, herhangi bir nitelik kazandırmayan, katma değer üretmeyen, mesleki bir değeri içermeyen bir programla seçim dönemlerinde AKP lehine yaklaşık 20 milyar fon kullanıldı bu süre. 2015 yılından bugüne söz ediyorum. Yani totalde 80 milyarlık bir fon israfı ortadaydı. Bir de işsizlik fonu bülteninin geç açıklanması, işsizlik fonu aktüeryel değerlendirme raporlarının 2015 yılından bugüne kadar hiç açıklanmaması. Yani ortada bir aktüeryel denge sorunu var ama bir türlü açıklanmayan aktüeryel denge raporları var. 2015 yılına kadar açıklanmış, 2007'den 2015'e kadar düzenli olarak açıklanmış, her yıl açıklanmış, şu an açıklanmıyor. Yine bağımsız denetim raporları var açıklanmak zorunda olan. Ama hiçbir şekilde açıklanmıyor ya da geç açıklanıyor. Bu sorun insanlarda, sizin az önce ifade ettiğiniz bu para var mı yok mu sorununu ortaya çıkartıyor. Çünkü şeffaf şekilde yönetilmiyor, ihtiyaca uygun yönetilmiyor. Toparlayacak olursam bu başlığı, burada bu para var. Bunlar hazine tahvili olarak da tutuluyor ve ihtiyaç olması halinde o tahviller satılıp işçilere bu ödenekler yapılabilir, yapılmalıdır. Gerekiyorsa hazine başka yerden borç bulup, gerekiyorsa para basıp, gerekiyorsa bir şekilde bu işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Çünkü işçiler bu parayı primlerinden keserek bu fona verdiler. Aslında sorum güzel bir açıklama yaptınız ama sorumun şöyle bir ayrıntısı var. Evet, bu işsizlik fonunun kaynakları devlet tahvilinde kullanılıyor. Devlet tahvilinde kullanılması bir aslında kamuya bir sübvansiyon mudur? Yani bu başka örneğin değerli maden, altın veyahut da petrol.
gibi yerlere yatırılmış olsaydı daha yüksek olmayacak mı? Mesela dövize yatırılmış olsaydı bu kaynak daha yüksek bir getiri olmaz mıydı? Bu anlamda o fonun kaynakları rentable kullanıldı mı? Rentable idare edildi mi? İşçinin hakkı bu anlamda gözetildi mi? Biraz sorumun boyutu buydu. Kesinlikle haklısınız. Bu fon kötü yönetiliyor ve 2010 yılı önceki bültenlerine baktığınızda fon döviz olarak da farklı döviz çeşitlerinde tutuluyor. Yani fon bir tür portföy gibi düşünülüp en iyi nerede reel getiri getirecekse orada tutuluyordu 2010 yılından önce ama. 2010 yılından sonra biliyorsunuz ülke nasıl bir seyre girdi 2010 referandumuyla birlikte ve 2015 yılından sonra hatta 7 Haziran'dan sonra ben başlıyorum bunu. Ülke bir aks değiştirdi ve milli ve yerli diye işsizlik fonunda milyarlarca dolar olması gereken miktarlar TL'ye çevrildi. TL'nin değerinin düşüşünü durdurabilmek için işçinin parası kullanıldı. Ve şu an reel olarak baktığımızda 2015 ile 2020 yılında bir kıyaslama yaptığımızda %40-50'lere varan bir işsizlik fonu azalışı var. Yani TL olarak, cari olarak bir artış gözüküyor. Fakat bu para dövizde dursaydı bugün itibariyle en az %40-%50 daha büyük bir miktarda Yüksek. olacaktı. Dolayısıyla şunu ifade etmek gerekiyor. Yine işsizlik fonu bülteninde yapılan bir karartma çalışması. Temmuz 2019 bülteninden sonra bir tabloyu yayınlamayı bıraktılar. Neydi bu tablo? İşsizlik fonundaki getiriyle üretici fiyatlara enflasyonu arasındaki farktı. Bu neyi gösteriyordu? Üretici enflasyonunun altında bir getiri olduğunda fon reel olarak azalmış oluyordu. Ama bu tablo son 3-4 yıldır zaten negatifi gösterdiği için ne yaptılar? Bunu görmesin diye toplum bu tabloyu fon bülteninden çıkardılar. Yani bilgi gizliyorlar. Temel alışkanlıkları bu. Birçok yerde yaptıklarını fonda da yapıyorlar. Fon kesinlikle işçinin lehine ne işletiliyor ne de reel değerini koruyacak şekilde yönetiliyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Sinan Ok. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.